Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçeye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 37. videosuyla karşınızdayım. 100 videodan oluşan bu serinin her videosunda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi: "Nous discutons avec la directrice de bureau." Öncelikle buradaki fiili bir alalım. Şuraya çekelim. Fiilimiz disküte fiili ve hangi prepozisyonu alıyor? Cümlede zaten var. Avec prepozisyonunu alıyor ve birisi ile tartışmak demek. Şimdi cümlede şahıs zamiri yok. Eğer ki tüy şahıs zamiri var diye düşünsek zaten fiilin disküte diye sonunda bir s ile çekilmiş olması lazım. Zaten cümlenin başında tüy şahıs zamiri olsaydı, fiil de bu şekilde çekilseydi, deklaratif, basit bir bilgi verme cümlesi olurdu. Olumsuz bir cümle olurdu. Şahıs zamiri yok, şunu çıkartalım. Demek ki cümlemiz bir emir cümlesi. Ve olumsuz bir emir cümlesi. Şimdi şuraya çekelim. Cümlemiz bir emir cümlesi yani emir kipinde çekilmiş. Emir kipinin Fransızcası imperatif. Imperatif konusunu bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Şimdi bir de şuraya bakalım. Burada bir olumsuzluk var. Yani negasyon var Fransızcası olumsuz cümle nöpülü Türkçe'ye artık değil karşılığını verir. Öğrencilerin yaptığı hata, daha önce farklı videolarda da söylemiştim. Nö'yü görünce mutlaka pa olması gerekir diye düşünüyorlar. Halbuki nöpa farklı bir olumsuzluk yapısı. Nöpülü farklı bir olumsuzluk. Nöjame farklı bir olumsuzluk. Böyle gidiyor. Zaten olumsuz cümle olumsuzluk yapılarına bakacağız farklı bir videoda. Şimdi nüpa düz bir cümleyi olumsuz yapıyor ve değil gibi bir anlam çıkartıyor. Nüplü ya da cümle içinde durumuna göre nüplüs artık değil gibi bir anlam veriyor cümleye. Nüjame ise asla ya da hiç karşılıklarını veriyor. Dikkat edeceğimiz şey bir cümlede hem nü hem pa, hem plü, hem jame olamaz. Yani nö sabittir. Bunlardan bir tanesi cümlede olur ya da olmalıdır. Bunu hakkınızda tutun. Şimdi bu yazdıklarımızı şöyle bir çerçeve için alalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Dursun. Bakalım burada ne var? La directrice var. La directrice yönetici ya da müdür demek ama dikkat ederseniz feminin yani bir kadın olması gerekiyor. Kadın müdür gibi düşünebilirsiniz. Erkek olsaydı le direktör dememiz gerekirdi. Bunu da yazalım şöyle. Müdür diye. Burayı da bir çerçeve içine alalım. Devam edelim. Bakın yanında ne var? Bir tamlama var. Burada aslında bu bir prepozisyon. Normalde de prepozisyonu den, dan karşılığını veriyor. Ama tamlama yapmak için kullandıysak nin, nın karşılıklarını veriyor. Burada tamlama olduğuna göre den, dan karşılığını da bir çerçeve içine alalım. Cümlenin en sonunda da ne var? Büro var. Şimdi şurayı alalım. Maskülin bir sözcük büro. Türkçesi de çok kolay zira aynı. Cümlemiz olumsuz bir emir cümlesi ve sen şahıs zamirine yönelik kurulmuş. Onu da şuraya ekleyelim şöyle. Tü yani sen şahıs zamirine yönelik. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre şuradan tercümesini yapabiliriz. Cümlenin öğelerini tek tek işaretleyerek gidelim şuradan başlayalım. Büro. Buraya alalım. Nun. Müdürü. ile Plü'yü alalım. Artık şimdi disküte fiilinin çekimi ile nö'yü birleştirelim. Tartışma. Zira cümle tüy şahıs zamirine yönelik diye söylemiştik. Bir defa okuyalım. Ne discute plus ya da ne discute plus avec la directrice de bureau. Büronun müdürü ile artık tartışma. Geldik videomuzun ikinci cümlesine. Il faut que je parte sans tarder. Şimdi sadece şurayı alalım. Buradaki fiil partir fiili ve partir yola çıkmak demek. Fiil burada hangi zamanda çekilmiş ya da bir zaman mı? Şimdi present olsaydı fiili şu şekilde çekmemiz gerekirdi. Ben yola çıkıyorum ya da şöyle bir yazalım. Ya da ben gidiyorum gibi bir anlam verirdi. E, future proş olsaydı je vais partir derdik. Buraya hiç benzemiyor. Yani ben yola çıkacağım. Ben yola çıkacağım. Fütür simple olsaydı je partire derdik. Yani böyle biterdi. Yine ben yola çıkacağım anlamını verirdi. Cümledeki çekim bunların hiçbirine benzemiyor. Geçmiş zamanlara bakalım. Mesela passé récent olsaydı yani yakın geçmiş zaman. Je viens de partir derdik. O da Türkçeye ben daha yeni yola çıktım gibi bir anlam verirdi. Ben yola çıktım yazalım. Passe composé olsaydı je suis parti derdik. Yine ben yola çıktım diyelim. Bu da değil. Plus kö parfe var. Ona bakalım. JT Parti Yani ben Yola çıkmıştım. Mişli geçmiş zaman. Cümledeki bu da değil. Ne kaldı? M parfe kaldı. Ona bakalım. Je parte ais diye bitti. M parfait 2. Ben yola çık çıkardım yani tekrar durumu belirtebilir ya da yola çıkıyordum gibi bir anlamı Türkçe'ye verir. Bunlardan hiçbiri değil. Demek ki buradaki çekim bir zaman çekimi değil. O zaman şuradan bir ekleme yapmamız lazım. Kip olabilir mi? Yani bir kip çekimi olabilir mi? Bildiğimiz hangi kipler var? Mesela emir kipi var emir kipinde şahıs zamiri olmaz. Yani yola çık desek birine şöyle diyebiliriz. Tü şahıs zamirine yönelik yola çık. Parton yani nu şahıs zamirine yönelik yola çıkalım. Parça desek vu şahıs zamirine yönelik emir kipi çekimi olur. Yola çıkın gidin karşılıklarını buluruz. Demek ki emir kipi çekimi de değil. O zaman şu olabilir mi? Le subjonctif yani istek dilek gibi. Şöyle yazalım. İstek dilek kipi istek dilek kipi çekimlerinde kö kullanıyoruz. Cümlemizde var mı? Var. İstek dilek kipinde fiili çekebilmemiz için öncesinde istek dilek belirten bir şey olması lazım isterim ki, dilerim ki gibi. E burada öyle bir yapı var mı? Ona bakalım. Var. Ifodan sonra köyle sübjonktif çekimi gerekiyor. Demek ki bizim burada fiilimiz partir fiili sübjonktifte çekilmiş. Şöyle yazalım. Yani istek direk gibi. Sübjonktifi bulabilmek için bayağı bütün zamanları tekrar etmiş olduk. Şimdi şunları hemen bir çerçeve içine alalım. Güzel bir ek bilgi oldu. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Devam edelim. Cümlenin başında ne var? İlfo var. İlfo Türkçe'ye gerekir, gereklidir karşılıklarını verir. Peki ilfoda kullandığımız fiil hangi fiil? Fiilimiz follower fiili. Şöyle yazalım master halini. Follower gerekli olmak, lazım olmak. Şöyle yazalım. Gerekli olmak diye. Lazım olmak ya da meli malı karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Şimdi bunları hakkımızda tutalım. Burayı da şöyle bir çerçeve içine alalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Cümlemizde başka öğeler de var. Onları çıkartmamız lazım. Burada bir prepozisyon var. San bir prepozisyon yani bir edat ve Türkçe'ye siz, siz karşılıklarını veriyor. Cümlenin sonunda da tardi var. Onu da yazalım. Şuraya çekelim. Gecikmek, geç kalmak demek. Cümlenin değinmemiz gereken tek bir öğesi kaldı. O da buradaki jö. Jö Şahıs Samiri Türkçe'ye ben karşılığını veriyor. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Artık şuradan tercümesini yapabiliriz. Yine cümlenin öğelerini işaretleyerek gidelim. Şuradan başlayalım. Neydi terde? Geç kalmak. Geç kalmak. Sana alalım. Geç kalmaksızın. Hemen partirin çekimini ve jöşal samirini alalım. Yola çıkmam. Ifo köyü alalım. Gerekir ya da gerekiyor diyebiliriz. Şimdi Ifo Türkçe'ye meli malı karşılığını da veriyordu. Bir de öyle deneyelim. Şuradan yazalım. Santarde geç kalmadan que je part yola çıkmalıyım diyebiliriz. Bence ikisi de güzel karşılık oldu. Bir defa okuyalım. Il faut que je part sans Geç kalmadan yola çıkmalıyım ya da geç kalmaksızın yola çıkmam gerekir. Gerekiyor. Geldik videomuzun üçüncü ve son cümlesine. Yine çok uzun bir cümle. O kadar da faydalı bizim için. Mamer a prepare beaucoup de gâteau pour l'anniversaire de ma sœur. Şimdi cümlenin öznesi mamer ama önce bir mülkiyet iyilik sıfatı var. Ma Türkçe'ye benim karşılığını veriyor. Şuraya yazalım mülkiyet sıfatı diye sıfat olduğuna göre bir ismi nitelendirmesi gerekiyor. O isme göre de akorlanıp değişmesi gerekiyor. Şimdi mülkiyet sıfatı ma ise gönderme yaptığı isim feminin yani dişi ve tekil sengiliyer olması gerekiyor. Bakalım. Lamer. Şuraya yazalım. Lamer. Anne demek. Hemen yanında da bir fiil var. Bakın böyle bütün olarak alalım. Avuar yardımıyla çekilmiş dili geçmiş zamanda. Önce Türkçesini bir yazalım. Dili geçmiş zaman diye. Fransızcası le passé composé. Passé composé konusunu çok detaylı bir şekilde anlattığım bir video. Kanalımda var. İsteyen onu izleyip çalışabilir. Bakın Prepare fiili passe kompozide avoir yardımıyla çekiliyor. Yanındaki prepare fiilinin partisi passesi yani geçmiş zamana göre değiştirilmiş hali diyebiliriz. Onun hemen yanında ne var? Boku de var. Şimdi boku dö de çok demek. Dö'den sonra sayılabilir bir isim geliyorsa o isim çoğul olur. Şuraya yazalım sayılabilir isim ise çoğul olur diye zaten isimde çoğul olmuş bakalım bu ne şuraya çekelim bu aslında legato tekil hali çoğul olursa legato diyebiliriz bakın au ile bittiği için şurası sonu x koyarak çoğul yaptık. Yani s getirip çoğul yapamıyoruz. Pasta demek. Pasta. Onun hemen yanında bir prepozisyon var. Yani edat. Purun Türkçesi için. Hemen yanında lanniversar var. Şimdi lanniversar doğum günü ya da yıl dönümü demek. Onun yanında bir dö var. Şimdi şöyle alalım. Dö prepozisyonu Türkçe'ye normalde den, dan karşılığını veriyor. Ama burada tamlama görevi yapıyor. Tamlama görevi yapıyorsa Türkçe'ye nin, nın karşılığını verir. O zaman şurayı kaldıralım. Sonrasında yine bakın bir mülkiyet sıfatı var. Üsttekiyle aynı. Cümlenin öznesindeki mülkiyet sıfatı ile aynı. Buraya mülkiyet sıfatının Fransızcasını yazalım. Adjektif sıfat demek. Possessif sahiplik demek. Mülkiyet iyilik sıfatı diyebiliriz. Yine Türkçe'ye benim karşılığını veriyor. Ve yine ma olduğuna göre yanındaki ismin feminin singular olması lazım. Yani dişi ve tekil bir isim olması lazım. Bakalım. Buradaki isim de sir yani la sir. O da kız kardeş demek. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Cümlenin zamanında passé composé yani dili geçmiş zaman. Cümlenin tercümesini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Yine cümlenin öğelerini işaretleyerek gidelim. Şimdi ma benim mer anne. Benim annem demeyiz Türkçe'de direkt olarak. Annem deriz. Annem. Şuradan gidelim. Kız. Kardeş. Ma ile birleştirelim. Kız kardeşim. Dö tamlama ninnin karşılığını veriyordu. Kız kardeşimin. L'aniverser. Doğum günü pro alalım için bu kudu bu kudu çok ya da pek çok diyelim pek çok gato pasta tabi pastalar demeyiz Türkçe'de a prepare hazırladı nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Şimdi prepare fiilini şuraya birazcık ekleme yapalım şuraya Fiilimizin master halinde yazayım size Prepare Hazırlamak demek Şimdi bir defa okuyarak kontrol edelim Mamer A preparé beaucoup de gâteaux pour L'anniversaire de ma Annem kız kardeşimin doğum günü için pek çok pasta hazırladı Ve La fin de la vidéo Geldik videomuzun sonuna. Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Serinin 37. videosunu tamamladık. Seride 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.